Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Philips Airfry hakkında kanalımda bana en çok sorulan sorularla ilgili bir video hazırladım. Umarım hazırlamış olduğum bu video sizlere de bir ışık olur, kafanızdaki soruları da aydınlatır. Sözü çok uzatmadan hemen videoma geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Benim kullanmış olduğum Airfry Philips'in HD9870/20 modeli. Akıllı sensör teknolojisine sahip ve XX large kapasitede bir model. Yani içerisinde bir bütün tavuğu bile rahatlıkla pişirebileceğiniz bir cihaz. Bu cihaz hakkında en çok sorulan sorulardan ilki pişirme esnasında aşırı duman çıkarıp çıkarmadığı. Açıkçası ben tavuk, balık ya da et köfte yaptığımda herhangi bir böyle aşırı bir dumana maruz kalmadım. Sadece bütün tavuk yaptığım zaman duman çıkıyor. O da neden? Çünkü bütün tavuğu pişirme süresi yaklaşık 1 saat. Burada akıllı sensör teknolojisi olan programda yaptığınızda 1 saati buluyor. Ve sürekli yağlar alt hazneye damladığı için o damlayan yağlar yanarak dumana sebep oluyor. Sadece o zaman bir duman görmüştüm, yaşamıştım. Ama bunun dışında yine şunu da belirtmek isterim. Bu alt hazneyi her kullanımdan sonra temizlemiyorsanız eğer ve sürekli yağ kalıntısı, yemek kalıntısı varsa sepetin içerisinde ve bu haliyle pişirme yapıyorsanız tabii ki sepet içerisindeki yağlar ve yemek kalıntıları yanarak pişirme esnasında dumana sebep olacaktır. Bir diğer soru da beyaz olan modelin dışının sararıp sararmadığı. Ben yaklaşık 6 aydır bu cihazı kullanıyorum ve neredeyse her gün bir kere mutlaka açıyorumdur bu cihazı. Herhangi bir dış yüzeyinde sararma olmadı. Bana sorulan bir diğer soru da üzerindeki şu yıldız tuşunun ve alttaki tuşun ne işe yaradı? Bu yıldız tuşu favoriler tuşu. Sevdiğiniz bir yemeği bu favoriler tuşunu alarak istediğiniz hani tam derecesinde pişirmenizi sağlayabiliyor. Bu da 30 dakikaya kadar içerisinde pişmiş olan yemeği sıcak tutuyor. Yani ara ara çalışarak içerisindeki pişen yemeği 30 dakika boyunca sıcak tutma özelliği sağlıyor. Bir de büyükçe bir model. Yani mutfakta epeyce bir yer kaplıyor. Yaklaşık 9 kilo ağırlığında. Ve bu cihazın plastik olduğu söyleniyor. Ya dış yüzeyi plastik malzemeden yapılmış ama içerisindeki tüm malzemeler metal ürün. Yani bir teflon benzeri bir ürün. Bildiğiniz üzere Philips'in bu beyaz modeli akıllı sensör teknolojisine sahip. Yani şuradaki bulunan 1, 2, 3, 4, 5 tane program için akıllı sensör teknolojisi var. Yani içerisine dondurulmuş patates ya da normal patates koyduğunuzda, balık ya da parça tavuk, bütün tavuk koyduğunuzda ve bu programları seçip çalıştırdığınızda içerisindeki yiyeceği algılıyor, süresini ve derecesini kendi belirliyor. Ama onun dışında bir kek yapmak istediğinizde, bir köfte yapmak istediğinizde ya da bir poğaça yapmak istediğinizde bununla ilgili burada herhangi bir program yok. Onları siz manuel ayarda yapacaksınız. Yani şuradan yine otomatik 180, 200 artık neyse derecesini seçip şuradan da dakikasını ayarlayıp basarak cihazı çalıştırarak pişirme yapacaksınız. Yani sadece burada seçili olan 5 tane program için akıllı sensör teknolojisi mevcut. Bunu da sizlere açıklamak istedim. Airfry içerisinde yağlı kağıt kullanımı hakkında da şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Cihaz içerisinde bir gıdayı pişirirken altına yağlı kağıt koyarsanız eğer sıcak havanın cihaz içerisinde dönmesine bu yağlı kağıt engel oluyor. Bu yüzden içerisinde pişirdiğiniz gıda daha uzun sürede pişiyor. Bu yüzden ben içerisinde böyle yağlı kağıt kullanmanızı önermiyorum. Ama herhangi bir şey ısıtacaksanız eğer ısıtırken yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Ya da ben bu şekilde kağıtlar almıştım. Onlarla üzerine gıdayı koyup ısıtma işleminde sadece kullanıyorum. Dışında dediğim gibi herhangi bir şey pişirirken yağlı kağıt kullanmayın. Çünkü hem pişirme süresi uzuyor hem de cihazın içerisindeki sıcak havanın cihazda böyle sirkülasyon yapmasına, dönmesine yağlı kağıt engel oluyor. Ben içerisinde birçok tarifi denedim.
Yani hatta Kek kalıbını bile içerisine yerleştirip içerisine kek de yaptım. Gayet de güzel oldu. Yani fırına göre daha kısa sürede kek pişti. Yine aynı şekilde bu böyle içerisindeki sepeti çıkartarak bu sepetsiz halde pişirme yapabiliyorsunuz burada. Yine aynı şekilde güveç kaplarını da koyabiliyorsunuz. Ya da bir borcam. Borcam da yine içerisine rahatlıkla sığıyor. Şöyle göstereyim size. Yemeklerinizi bu şekilde de içerisinde yapabilirsiniz. Yani büyüklüğü bence çok ideal. Özellikle kalabalık bir aileyseniz, yani rahat 4-5 kişi için yemek hazırlayabiliyorsunuz bu cihazla. Gelelim en can alıcı soru, temizliği. Ya şu üstteki rezistansın temizlenmesi konusunda çok hani videolar görüyorum. Yani resmen cihazı ters yatırıyorlar, içerisine bir sürü deterjanlar sıkıyorlar, temizliyorlar. Ya ben yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ama bir kere bile temizlemedim ve temizlemeyi de düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi her kullanımdan sonra şu alttaki sepetteki her şeyi yıkarsanız ve ben makinede yıkamıyorum, elimde yıkıyorum ve içerisinde şunun sıcak suyla bekletirseniz kolaylıkla çıkıyor içerisinde olan yağlar. Üstteki rezistans da çok kirlenmemiş oluyor. Ama yine tercih meselesi tabii ki. Ben rahat etmem, o şekilde kullanamam derseniz temizliğini de yapan arkadaşlar var. O videolardan da faydalanabilirsiniz. Ama ben o kadar deterjanın nüfuz ettiği bir cihazda yemeği rahatlıkla yiyemem açıkçası. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Ve son olarak cihaz hakkında memnun muyum, değil miyim? Onun hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Yaklaşık 6 aydır kullanıyorum söylediğim gibi. Yani kızartma çok yapıyorsanız evinizde bu cihaz gerçekten mutfakta hayatınızı kolaylaştırıyor diyebilirim. Çünkü hiçbir şekilde ocak batmıyor. Özellikle mesela bir tavuk yaptığınızda tavuğun fazla yağı alt hazneye damlıyor ve içerisindeki tavuk dışı çıtır çıtır, içi böyle yumuşacık sulu sulu oluyor. Ya gerçekten lezzetli tarifler yapabiliyorsunuz bu cihazla. Bir de gerçekten zamandan aşırı tasarruf sağlıyor. Yani bir fırına göre 1,5 kat daha hızlı içerisindeki gıdayı pişiriyor. Ve çocuklarınız varsa özellikle yani istediğinizde böyle ne diyeyim 3-5 hamur işi bir böreği ya da muffin kaplarında kekleri yani 10 dakika gibi kısa bir sürede pişirip sunabiliyorsunuz. Dediğim gibi tek dezavantajı bence sadece 5 tane programa akıllı sensör teknolojisi uygulamışlar. Onun dışındaki bir kek ya da bir et ya da bir köftede böyle bir teknoloji yok. Yani sırf bu akıllı teknolojisi var diye bu üst modeli almaya gerek var mı? Bence yok. Yani ben şu an kullanıcısı olarak söylüyorum. Manuel ayarda da birçok tarifi kendim deneyimleyerek yaptım. Hatta evet, Airfryer hakkında sorulan sorulara bu videomda bildiğim kadarıyla yanıtladım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Videom hakkındaki görüşlerinizi, varsa başka aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazarsanız hepinize dönüş sağlarım. Ayrıca kanalımda bu cihaz ile yapmış olduğum değişik tariflerim de mevcut. Videomun açıklama kısmına onları da ekleyeceğim. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz. Ve bir videomun daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak isterseniz eğer videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.